Birçok filme, diziye, kitaba da konu olan uçak kazaları, korkunç trajedileri barındırmasının yanı sıra ilgi ve merak unsuru da oluyor. Biz de bu videomuzda tarihteki en korkunç ve ilginç kazalardan bazılarını ele aldık. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, her ne kadar uçak kazaları sansasyon yaratsa da, bu hala en güvenli yolculuk aracı olduğu gerçeğini değiştirmez. Yine de her gün bindiğimiz araçlar olmadıkları için ve kazaları da korkunç sonuçlara yol açabildiğinden bizlere fazlasıyla dehşet veriyor. Birazdan anlatacağım kazaları ise fantastik filmlerden fırlamış gibi. Timsahlar mı dersiniz, uçağı uçuran 12 yaşında çocuklar mı, konserve gibi açılan uçaklar mı? Hazırsanız koltuklarınızın yanında bulunan kemerleri belinize göre ayarlayın ve başlayalım. İyi seyirler. İlk olarak şımarık bir pilot çocuğu yüzünden onlarca insanın öldüğü uçak kazasının trajik hikayesine bakalım. 1994 yılında Rusya'da meydana gelen bu kaza fazlasıyla sıra dışı bir sebebe dayanıyor. Pilot baba oğlunun uçağın kontrolleriyle oynamasına izin veriyor ve olanlar oluyor. Tarih 23 Mart 1994. Moskova'dan Hong Kong'a gidecek yolcular FOGQS kuyruk numaralı Airbus A310 tipi uçağa bindiler. Fakat yolculuk hiç ummadıkları bir olaya yer verdi. Üstelik küçük bir aile ziyareti yüzünden. Aeroflot Havayolu şirketinin 593 numaralı uçuşu 63'ü yolcu ve 12'si uçuş ekibi olmak üzere toplam 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonlandı. Uçak, Rusya'nın güneyindeki Kemerovo oblastında Kuznetsk Alatau dağlarına düştü. Peki uçağın düşüşüne ne yol açtı? Uçak düştükten sonra yapılan teknik incelemeler, uçağın sistemlerinde hiçbir sorun olmadığını gösterdi. Zaten uçağın kendisi de aslında yaşlı değil, henüz 1992 yılında hizmete girmişti. Gerçek, kara kutunun incelenmesiyle ortaya çıktı. Uçuşta yer alan yolcuların arasında yedek pilot Yaroslav Vladimirovich Kudrinskiy'nin 16 yaşındaki oğlu Eldar ve 12 yaşındaki kızı Yana da vardı. Bu oldukça normal bir durumdu. Eldar ve Yana uçuş sırasında babalarını uçağın kokpitinde ziyaret ettiler. Aslında bu da o dönem için normal ve yasaldı. Fakat normal olmayan şey Yaroslav'ın uçağın kontrollerini çocuklarına vermesiydi. Evet, 75 kişilik kocaman uçağın kontrolleri iki çocuğun eline geçti. Kokpiti ziyarete gelen çocuklardan kontrolü eline ilk alan Yana oldu. 12 yaşındaki kız kontrollere fazla baskı uygulamadı. Dolayısıyla otopilotun devre dışı kalmasına yol açmadı. Uçak otopilot kontrolünde seyrine devam etti. Fakat Elder durumu biraz abarttı. Çocuk uçağın kontrollerine gereğinden fazla yük uyguladı ve otopilotun devre dışı kalmasına yol açtı. Uçağın kanatçıkları artık kontrol çubuğundan elle kontrol ediliyordu. Hızı ise halen otopilotun kontrolündeydi. Pilotlar durumun farkına geç vardılar ve her şeyi zincirlemesine yaşanmaya başladı. Uçak kontrolleri Elder'ın elindeyken uçak sağ yatmaya başladı. Pilotlar uyarı ışıklarının farkına varmadan ekrandaki rotanın neden değişmeye başladığını sorguladılar. Fakat gerçeğin anlaşılmasına kadar geçen sürede Elder uçağın kontrol çubuğunu kendisine doğru çekmişti. Uçağın burnu 45 dereceyi bile aşarak 90 dereceye yakın dikliğe ulaşmış, gökyüzüne bakıyordu. Doğal olarak uçak artık hızını büyük ölçüde kaybetmişti. Hızla yere doğru düşmeye başladı. Otopilot durumdan kurtulmak için motorların gücünü artırdı, burnu aşağı doğru çekmeye başladı. Uçak artık düşmeye değil, yeryüzüne dalmaya geçti. Bir süre sonra uçağın kontrolleri tekrar pilotların eline geçti. Fakat pilotlar bu kez uçağın burnunu düzeltmek için fazla güç uyguladı ve uçağın burnunu fazla kaldırarak yeniden düşmeye başlamasına yol açtılar. Pilotlar bu hatalarını da düzeltmiş olsalar da artık çok geçti. Uçak kurtarılmayacak kadar alçalmış, 1300 feet yani yaklaşık 400 metre irtifaya gelmişti. Artık kaçacak yer yoktu ve uçak dağ yamaçlarına çarptı. Uçağın iniş takımları kapalı, motorları tam güçteydi. Düştüğü alan 1,5 metre kalınlığında kar tabakasıyla kaplı, ağaçlık bir alandı. Çarpmanın etkisiyle uçak parçalandı ve yandı.
İşin daha üzücü yanı da vardı. Uçaktan elde edilen veriler, pilotların hiçbir müdahale yapmaması durumunda aslında uçağın bu düşüşten kendi kendine kurtulabileceğini gösterdi. Yani pilotlar ilk otopilot manevrasından itibaren kontrolleri hiç ellemeseydi, uçak kurtarma manevrasını tamamlayacak ve rotasına devam edecekti. Uçağı kiralık olarak kullanan Aeroflot, kokpitte çocuk olduğu bilgisini ilk etapta yalanladı. Fakat Moskova merkezli Oboz Revetel dergisinin kokpit içindeki kayıtları paylaşmasıyla birlikte gerçeği itiraf ettiler. Üstelik uçuş sırasındaki kokpit ziyaretleri bu kazanın ardından bile yasaklanmadı. Uçuş sırasında yolcuların kokpit ziyareti 11 Eylül 2001'deki saldırıya kadar devam etti. Tabii bu ziyaretler pilotların ve hava yollarının inisiyatifindeydi. Fakat 11 Eylül'ün ardından uçuş sırasındaki tüm ziyaretler yasaklandı. Kokpit ziyareti günümüzde yalnızca uçuş öncesinde pilotların izniyle yapılabiliyor. Ayrıca pilotlar yine havayolu şirketlerinin kurallarına bağlı olarak uçuş hazırlıklarını yaparken kokpite çocukları da kabul edebiliyorlar. Peki siz bindiğiniz uçağın kokpitinde bir çocuk bulunmasını ister miydiniz? İkinci olarak anlatacağım kaza ise ülkemizde gerçekleşti. Ankara'da iki uçağın havada çarpışmasıyla 120 kişinin öldüğü Ulus faciası. 1 Şubat 1963'te Ramazan ayının ilk günü binlerce insan Ankara'nın kalbi Ulus'ta iftar hazırlığı için koşturuyordu. Herkes olağan koşuşturmacası içinde işine ve okuluna giderken kimse o gün 120 kişinin canına mal olacak korkunç bir kaza yaşanacağını bilmiyordu. Lübnan Orta Doğu Hava Yolları'na ait olan Vickers 754D tipi yolcu uçağı taşıdığı 15 yolcusu ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru iniş için hazırlanıyordu. Aynı dakikada Etimesgut ilçesi üzerinde havalanmakta olan Çubuk 28 askeri uçağı da eğitim uçuşunu tamamlamış ve rotasını havaalanına çevirmişti. Bu olaylar yaşanırken saatler de 16'yı gösteriyordu. İşte bu esnada kaza meydana geldi. Beyrut, Lefkoşa, Ankara seferini yapan yolcu uçağı ile Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-47 nakliye uçağı o gün Ankara Altınlı Asırtları ile Hisar Tepesi arasında çarpıştı. Çarpışmadan önce yolcu uçağı yaklaşık 250 km, C-47 ise yaklaşık 222 km hıza sahipti. Kaza, yolcu uçağının irtifasını düşürmesiyle birlikte 2133 metrede yolcu uçağının C-47'ye sol arka kuyruktan çarpmasıyla meydana geldi. Son anda C-47'yi fark eden yolcu uçağının pilotlarının levyelere sarılıp uçağı tekrar kaldırma çabaları ise maalesef yeterli gelmemişti. Ankara'nın her tarafından duyulan ve insan çığlıklarıyla birlikte gökyüzüne süzülen siyah dumanlar şehrin adeta silüetini oluşturuyordu. Olayın gerçekleştiği Hükümet Caddesi birbirine girmişti. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken etrafa kaçışıyor, uçağın düşen parçaları da binalara ağır hasar verirken yangına sebep oluyordu. Caddenin girişinin tam karşısında daha sonra Köy İşleri Bakanlığı olarak kullanılacak binanın inşaatı vardı. 7-8 katlı bina, kolon ve kirişlerden ibaret adeta bir iskelet haline gelmişti. Ayın ilk günü maaşını çekip Ramazan alışverişi yapmak için sokaklarda olan yüzlerce insan uçaktan kopan parçaların hedefi olmuştu. Askeri uçağın büyük parçaları Bent Deresi'nde Yeni Hayat Mahallesi'ndeki evlerin üzerine düşmüş ve bu evlerdeki 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 çocuk yaralanmıştı. Yolcu uçağı ve parçaları ise Ulus ve civarına düşmüştü. Uçağın kopan gövdesinden açılan yarıktan yolcular adeta dışarıya fırlamışlardı. Uçak pervaneli olduğu için yakıtı benzindi. Benzin de alev almış, binaları etkileyen bir yangına neden olmuştu. İnsan kaybı daha çok yerde bulunanlar arasındaydı. Ramazan'ın ilk günü olduğu için çarşı ve halde alışveriş yapan kişilerin fazlalığı, Hacı Bayram ve Zincirli Camii'de kılınacak ikindi namazı saatine denk gelişi büyük bir kalabalık oluşturmaya yetmişti. Uçağın düştüğü sokağın kavşağında iki banka bulunuyordu. Garanti ve İstanbul Bankası. Özellikle İstanbul Bankası'nın kapı ve pencereleri demir parmaklıklıydı. Acil çıkış kapısı da yoktu. Kazaya orada yakalananlardan hiçbiri yanmaktan maalesef ki kendini kurtaramadı.
Yanan ve hasar gören iş yeri sayısı da 40'tan fazlaydı. İlk ağızda ölenlerin sayısı 80 olarak söylense de sonradan bu sayı 120'ye kadar çıktı. Kazanın ardından ülke, Orta Doğu Hava Yolları yetkililerinin bölgede başka uçak olduğuna dair pilotlarımıza bilgi verilmemiştir. Pilotlarımızın bu kazada kusurları yok açıklamalarıyla yankılandı. Çarpışmadan hemen sonra yapılan bilirkişi raporunda askeri uçak meskun mahallede görerek uçuş modunda uçtuğu, durumunu Esenboğa Kule'ye bildirmediği için tamamen kusurlu bulunmuş. Yolcu uçağının pilotları ise o bölgede uçak bulunduğuna dair bilgi verilmediği için suçsuz bulunmuşlar. Daha sonra yapılan ikinci bilirkişi incelemesinde ise yolcu uçağı %80, askeri uçak ise %20 kusurlu bulunmuştur. Sırada çok ilginç bir kaza var. Gövdesi konserve kutusu gibi açılan yolcu uçağının kazası. 28 Nisan 1988 yılında Hawaii'den kalkan Boeing 737 uçağı bir saat sonra Honolulu'ya varmak üzere yola çıkmıştı. Kalkıştan yalnızca birkaç dakika sonra ise sadece filmlerde şahit olabileceğimiz dehşet verici bir şey oldu. First Class kabininin çatısı patlayarak havaya uçan uçuşta yolcular, gövdesi açılmış bir şekilde gökyüzünde ilerliyordu. Bir yandan soğukla mücadele etmeye çalışırken diğer yandan oksijensiz kalmışlardı. 13 dakika süren bu korkunç olay muhtemelen onlar için 13 yıl gibi geçmişti. Düşüncesinin bile insanı paniğe sokan kazanın detaylarına birlikte bakalım. Boeing 737 uçağı ortalama ömrünü tamamlamasına rağmen günde 8-9 uçuş yapmaya devam ediyordu. 10.000 saatten ve 90.000 uçuştan fazla deneyime sahip 19 yıllık bu uçak aslında bir bakıma yaşlıydı. Kalkış öncesi muayenelerde normalin dışında bir şey kaydedilmemişti. Uçuşa elverişli raporu vardı. Uçağın bir bölümünde yer alan çatlak uçağa binen bir yolcunun gözüne çarpmıştı. Fakat böyle bir şeyin fark edilmediğini düşünmemişti. Personellerin haberi olduğunu varsayarak kimseye haber vermemişti. Kalkıştan birkaç dakika sonra dehşet verici anlar yaşanmaya başladı. Yolcular uçağa yerleşti ve kalkışa geçildi. Bu yolculuk gün içinde sürekli bir adadan diğerine giden uçağın o günkü 7. uçuşuydu. İlk birkaç dakika her şey normaldi fakat sonra aniden bir patlama sesi yükseldi. Kokpitin kapısı ve 1. sınıf bölümünün çatısı havaya uçmuştu. 1. sıradan 6. sıraya kadar olan yolcular adeta çırılçıplak bir şekilde gökyüzünün içinden geçiyordu. Uçağın tavanı ve yanları koptuğu için insanlar oksijen maskelerine de ulaşamıyorlardı. Kabus gibi anlar yaşanıyordu. Kokpitteki gürültüden dolayı pilotlar birbirleriyle doğru düzgün iletişim kuramıyordu. Pilotlar da kontrolü kaybetmişti. Kokpitteki gürültü o kadar yüksekti ki acil durum çağrısı da yapamıyorlardı. Birbirlerini bile duyamayan mürettebat el işaretleriyle bir şekilde anlaşıp acil inişe geçti. Acil bir durumda bir uçağın iniş hızı ortalama 3000 feet iken bu uçak dakikada 4100 feet'in üzerinde bir hızla iniş yapmıştı. Uçak 13 dakikanın sonunda inmeyi başarmıştı fakat çokça hasar vardı. Gökyüzünde açık bir şekilde giden yolcular artık oksijensizlikten yavaş yavaş boğulmaya başlamıştı. İdeal bir yüksekliğe gelindiğinde ise tekrar oksijen sağlanmıştı. Pilotlar zorlu bir yolculuğun ardından uçağı indirmeyi başarmıştı. Ancak toplamda 65 kişi ağır yaralanmıştı. Ve içlerinden 8'i mürettebat üyesiydi. Hosteslerden biri ise hayatını kaybetmişti ve cesedi bir daha bulunamamıştı. Kısacası bakımların ve denetimlerin özensiz bir şekilde yapılması böylesine korkunç bir facia yol açmıştı. Kullanım ömrünü geçmiş bir uçak, fark edilmeyen çatlaklar, ihmaller. Tüm bunlar yolcularda ve mürettebatta travma yaratmasının yanı sıra ağır yaralanmalara ve ölümlere sebep olmuştu. Acil durum sırasında hosteslerin yerlerde sürünerek yolculara yardım etmeye çalışması ise 90'ın üstünde kişinin hayatının kurtulmasını sağlamıştı. Bu olay tarihe hem bir kahramanlık hem de facia öyküsü olarak geçti. Tüyler ürpertici olayın Miracle Landing adında bir filmi de bulunuyor. Gelelim şimdi şu uçağı düşüren timsaha. Sadece bir kişinin kurtulduğu kaza Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşandı. Tarih 25 Ağustos 2010'u gösteriyordu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kinshasa kentinden kalkarak Bokoro, Sementwa'ya gidecek ve Bandundu'da duracak Finnair Havayolu şirketine ait LET-L410 turbolet yolcu uçağı inmeden az önce bir eve çarptı. Pistten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaşanan bu kazada 19 kişi olay anında ölürken hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri de hastanede yaşamını yitirdi. Evde kimsenin bulunmaması ise olaydaki tek şanstı. Buraya kadar her şey olağan gözükebilir. Enteresan olan kazaya neden olan şey. Uçağın düşmesinin tüm dünyada duyulmasının sebebi bir timsahtı. Sağ kalan yolcu, ifadesinde yolculardan birinin spor çantasında timsah olduğunu, inişten hemen önce de çantadan kaçarak yolcular arasında panik yarattığını söyledi. Panikleyen yolcular kokpite doğru koşunca uçağın ağırlık merkezi bozuldu ve uçağın düşmesine neden oldu. Bu kaza aynı zamanda timsahın neden olduğu ilk uçak kazası olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Uçağın dengesi nasıl oluyor da bozuluyor diye merak ediyorsanız buna da kısaca değinip diğer teorilere geçelim. Uçakların ağırlık merkezleri limitleri bulunur. Tabii ki bunu dengeleyecek sistemler vardır. Ancak bazı durumlarda sistem bu dengesizliği aşamaz ve uçak düşebilir. Timsah bir kişinin ifadesinden ortaya çıktığı için herkes tarafından kabul görmüş olsa da başka teoriler de var. Öncelikle belirtmeliyim ki uçak kaza raporlarında kimse timsahtan bahsetmemiş. Ancak hayatta kalan tek kişinin söyledikleri de nasıl bertaraf edildi? Orası bir soru işareti. Dönelim diğer iddialara. Uçağın düşmesi sonucunda yangın çıkmaması yakıtın bittiği yönünde söylemleri ortaya çıkardı. Lakin bu iddiayı çürütecek durumlar var çünkü enkazdan 150 litre yakıt çıkarıldı. Bir diğer teori de uçağın yedek piste inmemesi. Aslında bu teori timsah olayındaki hareketle örtüşüyor. Mürettebata uçağın yedek piste indirilmesi söyleniyor. Ancak uçak oraya doğru gitmeyince yolcular kokpite doğru koşarak uçağın dengesini bozuyorlar. Açıklamalara bakınca da uçağın dengesinin bir şekilde bozulduğu ortada. Ancak gerçekten neden olduğunu bir tek sağ kalan kadın biliyor. Timsaha ne oldu diye bekliyorsanız hayvanın akıbetini aktarayım. Yine söylenenlere göre timsah kazadan sonra olay yerine giden kişiler tarafından pala ile öldürülüyor. Timsahın naaşı ise hiçbir zaman bulunamıyor. Ayrıca bu kaza ülkede yaşanan tek kaza değil. Finnair isimli havayolu şirketi 1987'de yolcu ve kargo taşımaya başladı. Havayolu şirketine bağlı uçaklar sebebiyle bu olayla beraber toplamda 3 uçak kazası yaşandı. Avrupa Birliği havalimanını yasaklılar listesine aldı. 2015 yılında ise havayolu şirketi kapatıldı. Günümüzde de Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri tarafından denetlenen tüm hava yollarının Avrupa'ya uçuş düzenlemesi yasak. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta hayatta kalmak için birbirlerini yiyen Uçuş 571 faciasını anlattığım sürükleyici belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.